Merve merhaba tekrar. psikomuhabbet, Psiko muhabbet, lakan ve aşk ikinci bölüm. Birinci bölümde ne yaptık biz peki? Lakanın en önemli kavramlarından birisi olan eksiklik kavramını adeta yüceltmek ister gibi aşktan hiç bahsetmedik. <gülüyor> <gülüyor> Aşkın eksik olduğu bir lakan ve aşk bölümü geçirdik, Şimdi bu bölümde bu eksikliği telafi edeceğiz ama yine lakan olarak tamamlayamayacağız. Yani hiç Tam olmayacak. Hep eksik olacak. <laughs> bölümün özelliği bu. <laughs> Üç bölümün teması bu olsun. Lakan'da eksiklik gibi. Lakan ve aşk temasında da eksiklik Doğru. olsun. Şimdi baktığımızda Lakan'da aşk çok önemli merkezi bir konuma Hı. sahip. Ve Bruce Fink'in Lakan ve aşk kitabını okuduk. O da işte Lakan'ın bir semineri üzerinden e, okumalar yapıyor. Platon'un sempozyumuna göndermeler var, felsefi temalar var. Bayağı keyifli bir e, ve verimli bir kavramsallaştırma açıkçası. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum ben. Lakan aşkı tanımlarken arzuya da tabii ki giriyor. Ve arzuyu hep öteki üzerinden şekillenen ve kurulan bir şey olarak tarif ediyor. Yani arzu ötekinin arzusudur. Öteki tarafından kurulur. Tabi Lacan'da da öteki kavramı küçük öteki var, büyük öteki var. İşte küçük öteki etrafımdaki insanlar, annem, babam ve başka insanlar. Hmm. Büyük öteki ise söylem düzeni, kültürel normlar, standartlar. Yani küçük öteki sana bırakacağım. Ben büyük ötekiyi söyleyeyim. Aşkın nasıl Yaşanacağına dair ortalıkta dolaşan söylemler, kurallar da benim o şeyi nasıl yaşayacağımı belirleyebiliyor. O büyük öteki tarafından şekillenen aşk ve arzu kısmı. Peki küçük öteki, e, orası daha çetrefilli, nasıl oluyor da benim arzum öteki tarafından şekillendiriliyor? Hı hı. Şimdi şöyle konuşmuştuk bir önceki bölümümüzde de çocuk aynaya baktığında aynada kendini gördüğünde ve çevreden tasdiklendiğinde ideal ben görüntüsü oluş ama yanılsamalı bir görüntü evet. diye. Tabii daha sonra bu ideal benim böyle yavaş yavaş anne ve babanın devreye ikisini beraber girmesiyle yavaş yavaş azalıyor dedik. Ama bu noktada bu azalırken çocuktan da bebekten de giden bir şey var orada. Çünkü anne oradaydı, ona arzuluyordu, ona veriyordu arzuyu. Baba yavaş yavaş anneyi o devreden çıkarmaya başladı. Bu sefer e, anne çocuk için bir idealleştirme ideal ben aracı haline geliyor aslında. Yani bakıyor ki benim annemde babam tarafından arzulanabilecek ne var? Annemin arzulanabilir yanları neler? Onları merak etmeye başlıyor bu sefer. Çünkü dedik ki hep eksiyi o eksiyi tamamlamaya doğru gitmemiz gerekiyor. E bunu da çocuk bu yolla görüyor. Bakıyor baba orada anneyi çekiyor. Annenin yavaş yavaş ilgisi azalıyor. Annemde arzulanabilir olan ne? Babamın arzuladığı ne? Bu sefer çocuk onlara sahip olmak için uğraşmaya başlıyor. Yarın bir gün kendisi de arzulanabilir olmak için. İdeal beni'nin bir takım özellikleri olarak alıyor onu değil evet, mi? Evet. Tamamlayacağı bir takım evet, şeyler evet, olarak. Evet. Yani ben de ilk şeyi hatırlayalım. Önce problemsiz bir şekilde bana odaklanmış ve sadece bana bağlı bir anne figürü varken senin dediğin gibi baba ve babanın adı Laka'nın deyimiyle devreye giriyor. Bir de tabii ki Laka'nın... Dilin kullanılmasıyla ilgili söylediği şey de önemli. Dili yani benim dışında var olan ve benden önce var olan bir yapı ile kendimi ifade etmek zorunda olduğum için evet. bir de öyle bir eksiklik var. Evet. Yani ben bir yandan da dil yoluyla Tabii. ve öteki yoluyla kendimi de tarif etmeye çalışıyorum. Hı hı. Nedir bu? Ne oluyor? Niye bu dikkat benden oraya kaydı? Hı hı. Aynen öyle. Benden oraya kaydığına göre daha... Değerli kıymetli bir şey var herhalde değil evet. mi? Ya da bu dikkati bölen bir şey var. Kesinlikle, kesinlikle. Bu işte küçük ötekinin evet. arzusunu evet. üzerinden kendimi tarif Hı -hı. etmek oluyor, değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Kesinlikle öyle. Ve e, bu tarif ileride de tabii ya aşkın yani yetişkin versiyonlarında da yaşıyoruz bunu, değil mi? E, sen demiştin onu aradaki sohbetimizde. Evet. Bir kadın demiştin, değil mi? Hı -hı. Ancak Hı -hı. başka bir Evet. Bir, bir, evet. Şöyle bir şey. Mesela Ya tam tarif edemeyeceğim sen tam bunu tarif et. <laughs> mesela e, bir erkeği arzuluyor varsayalım. Evet. Yani görünürde erkeği arzuluyor aslında. Ama bakıyor ki onun diğer kadınlar yanındaki diğer kadınlar tarafından arzulanabilir hali ne? Bu sefer o kadına doğru gitmeye başlıyor o kadın. Yani o kadın nasıl mı giyiniyor, saçını mı nasıl yapıyor, işte nasıl mı davranıyor, nasıl mı konuşuyor. Bu sefer arzu nesnesi o kadın haline geliyor aslında. Lakan bunu sorguluyor. Acaba arzu duyduğu gerçekten erkek mi? Yoksa, Yoksa eksikliğini tamamlayacak o tarif ettiği evet, şey mi? Evet o şey mi? Değil mi? Evet. Arzu başkasının arzusunu arzulamak. Bir yandan öyle bir şey de var. Evet. Lakan onu da evet. söylüyor. Değil mi? Yani ben o erkeğin arzusunu arzuluyorum bir kadın olarak. Evet. E önümde de formül var. Bu erkeğin arzusu burada şu anda arzuladığı kadında olan bir şey. Yani şeye benziyor biraz önce evet. anlat. Değil mi? Annenin nesi arzulanıyor. Annemin nesi. Onun gibi. Onu yeniden bulma çabası belki de. E bu tabii lakancı anlamda onun söylediği haliyle sürekli bireyin kendine bir takım e, açmazlar da inşa etmesi tabii. ve kendini dönüştürmesine fırsat oluşturuyor aşk arasında. Evet. evet. Eksiğimi arıyorum çünkü. Kapan... Eksiğimi tamamlamaya çalışıyorum. Tamamlanacak mı peki? Yok. <laughs> Lakanda Yok. böyle şey, öyle bir trajik bir şey olarak evet, onu evet. vermek lazım. Lakanda aşk çabaları, aşka ulaşma yolları, ötekiyle tamamlanma çabaları evet. tamamı eksik kalacak. Hı -hı, hı -hı. Çünkü yine birinci bölümü hatırlayacak olursak, dil yoluyla evet. bölünen, kastı edilen, bir varlık var. Dil yoluyla hep eksik kalacak bir varlık var. Bütünlüğü bozulan bir varlık var. İşte imgesel, simgesel ve gerçek üçlü düzeni arasında sıkışıp kalmış dil yoluyla bir varlık var ve kurulumu zaten eksiklik üzerine. Kesinlikle. Ve birine seni seviyorum demek aslında ben eksiğim demek. Karşısına tüm çıplaklığıyla, tüm eksiklikleriyle varmak demek. Bu bir yandan çok acı da bir şey aslında. Doğru. Çok hayal kırıklığı yaratan da bir şey. Kılganlığını teslim. Kılganlığını veriyor. öyle söylüyor değil evet, mi? Evet, evet, evet. Ne diyordu? Yani Laka'nın e, aşk üzerine görüşlerini yorumlarken... ...Lakan'ın tarifiniydi Kendinde olmayanı sahip olmadığını ver. Sahip olmadığını vermek evet talep etmeyene ver. Talep etmeyene vermek diye tarif ediyordu Lakan. Zizek bunu şöyle okuyor Zizek ya da. Şu, bu insanlardan nefret ediyormuş Zizek biliyor musun? <laughs> İnanılmaz bir videosu var aslında. Öğrencilerden nefret ediyorum dedi. <laughs> Karşıdaki röportaj yapan kişi de yumuşatmaya çalışıyor. Yani hani bazı öğrenciler yok yok tamamından nefret ediyorum. Evet. Ben evet. de Amerika'da bir takım üniversitelere gittiğimde e, öğretim üyesi arkadaşlarıma söylerim. Koridorda benimle karşılaştıkları zaman selam vermemelerini söylerler öğrencilerine. Çiçek <laughs> Bey biraz rahatsız. Hasta aman şey yapmayalım diye. Ne kadar da eksikliğini kabul eden biri. Evet inanılmaz <laughs> kendisiyle barışık ama evet. bu da çok enteresan değil mi? Sonra gerçekten nefret ediyorum önce sadece öğrenciler olduğunu düşünüyorum ama ben insanlardan nefret ediyorum kompleri. Evet, evet, evet. Eskiden de yalnız olmayı seviyordum ama şu anda artık tamamen nefret ediyorum diye tak 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 diye söylenmesi. Enteresan söylemesi. geliyor bana. Şimdi orada Jijek'in söylediği enteresan bir şey var bunun üzerine. Yani kendinde olmayanı başkasına vermek hı hı. formülasyonu üzerine. Kırılganlığının kontrolünü başkasına devretme arzusu evet. diyor. Karşı tarafta kontrol etmek istemiyor. Evet. Zor bir şey çünkü bir yandan. E o ben, da bir eksiğin arayışında. Evet. Zaten e, yetişkin olmak, değerli TL yüzleşmek, bu hayatı bütün karmaşıklığıyla yaşamak demek ne demek? Herkesin bir derdi var. Bunu anlamak demek değil mi? Ben onu çok iyi bir büyüme işareti olarak görüyorum. Karşımdaki insan bana ne verebilirsin? Bu dünya bana ne verebilir? Ben ne alabilirim? Evet. Herkes bana göre nasıl düzenlenecek? Ben her şeyi nasıl kontrol edeceğimden çıkıp evet. böyle bir hafif gevşemeye başladı mı... Ya o da olur. Tamam o da öyle yapar. Ee, bunu da böyle kabul ediyorum noktasına doğru gider ya yani. Evet. Rahatlatıcı bir şey olarak. Odur. Bunun talepkar bir yanı da var. Bunu kabulle geçilmediği zaman. Ben eksiğim. bunu sana söylüyorum ve bu eksikliği tamamla. Yani ne yap ne et bir yolunu bul yapamıyorsan da. Ne kadar büyük büyük ama değil evet. mi? Evet. Teslim etmek için çok. Yani varoluşsal eksikliğini aslında sen. Hı teslim edip rahatlamak istiyorsun. Bir sorumluluktan da kaçış aynı Tabii. zamanda. Tabii. Çünkü bebekken de aynı şeyi yapıyorsun aslında belki onun için. Yani ya da o ideal duruma ulaşmaya çalışıyorsun. Her şeyin tam olduğu, dilin devreye girmediği, her şeyin harika olduğu Hı -hı. durumdan e, o duruma ulaşmaya çalışıyorsun belki. Evet. Peki e, bir tür tanıma ihtiyacı aynı zamanda Lakan'a göre. Evet. E, bunu nasıl tarif edebiliriz? Yani neyi Neyi tanıtmaya çalışıyorum ben insanlara? <laughs> aşk yoluyla Aslında kendi ideallerimizi, hı hı. kendi sevdiğimiz özelliklerimizi belki de. Yine kendi eksikliklerimizi, yine aslında kendi eksikliklerimizi tamamlama girişimi. Hı hı. Benim arzulanabilir taraflarımı görmeleri istemek gibi. Hı hı. Onların da bende, çünkü ben onlar yoluyla da kendimi de tarif Ta ettiğim için değil evet. mi? Yani bende arzuladığı şeylere baktığımda, e, ee, o da bende hani öyle bir tarife de gidebiliyorum. Ben, ben böyleyim diyorum ha ben böyleymişim. Ya da böyle olduğum zannediliyor ya da gidebilirim. Evet. Öyle olmadığını içten içe bildiğin bazı şeyler varsa bile seni idealize eden karşı taraf yoluyla aa demek ki bende böyle böyle şeyler karşı taraftan idealize evet. ediliyor diyebiliriz. Mesela bazen biz terapilerde şey sorusunu soruyoruz kişi kendine çok yabancıysa eğer sen mesela bunu bir arkadaşına sorsan arkadaşın sana bu özelliğinle ilgili ne söylerdi? Bazen mesela bazı yöntemlerle psikoterapi ekollerinde ödev verilir. Karakter özellikleri ödevi. 24 tane özelliktir bu. Evet. Arkadaşlarınıza verirsiniz. Arkadaşlarınız o 5 özelliğinizi seçer. Sonra sizden habersiz sonra okursunuz. Hakkınızda ne özellikler seçmiş diye. Bu da aslında öteki üzerinden kendini tanıma, eksikliğini giderme gibi. Orada kendi ideal benliğiyle Evet. Arkadaşlarına sorduğunda gelenleri arasında çok şaşıranlar oluyor mu? Ne yaşanıyor? Tabii ki, tabii ki oldu. Ben bunu hiç bilmiyordum, hiç fark etmemiştim diyor. Yani aslında ne i̇yi kadar. İyi ya da çok... kötü değil mi? Tabii iyi ya da kötü. Aslında ne kadar çok fark etmediğimiz ideal yönlerimiz de var buraya baktığımızda. Yine bu da gerçeklikten uzak bir şey aslında. Kendimi tabii. tanımamakla ilgili tabii. bir şey. Orada benim fark ettiğim benzer bir şey var. O kadar insan kendini kaybedebiliyor ki bazen kendine de çok kötü davranıyor. Evet. Yani arkadaşlarına vereceği desteği, şefkati kendine vermeyebiliyor. Hı hı, hı. Böyle sohbet ediyorsun mesela, sanki kendiyle ilgili sürekli eleştirdiği, hırpaladığı böyle bir şey var. Evet. Kendini öyle kullanıyor yani aha, değil mi? Aha. Bu bir yandan da aslında iyi olduğunu duyma arzusuyla da ilişkili bir şey. Ben kendimi kötüleyim kötüleyim ki bilinç dışında böyle bir motivasyon da yatabiliyor. Kötüleyim kötüleyim onlar hayır bak sen böyle değilsin bak senin böyle böyle yanların var desinler. Gibi bir bilinç dışı motivasyonu da var aslında. Evet. Peki şeyi sorayım Merve sana. Hani biraz lakandan çıkmış olacağız ama yine aşk etrafında gezinmek evet. üzere. Neyi yani karşıda seçtikleri profiller açısından insanlara baktığında e, psikoloji teorileri açısından neyi seçiyor insanlar aşık olmak üzere kimi seçiyorlar? İnsanlar belki yani bana kalırsa son zamanlarda benim gözlemlediğim sahip olamadıklarına olamayacaklarına belki sürekli yönlenmeleri. Aslında gerçekten o kişiyle bir ilişki istiyor. Onu yaşamak istiyor, beraber olmak istiyor, güvenli bir ilişki kurmak istediğini varsayıyor. Ama o ilişki gerçekleşince, Aa, hiç bu benim beklediğim şey değilmiş diyor. Yani ona sahip olana kadar o arzusu aslında. Çok ilginç değil mi ve çok zor evet. değil mi yalnız? Evet. E belki de bazı insanlarda bu hiç bitmeyecek bir döngü. Ona ulaşamayacağını bile bile arzuluyor. Belki aşk orada artık bir arzuya dönüşüyor. Lakanında da yine Aşk aşk olmaktan çıkıyor. Arzu nesnesi haline geliyor orada. Tabii. Lakancı anlamda bakacak olursak sürekli aşk tarifi etmek edecek hı. birey. Çünkü o aşk yoluyla kendisini evet. ve eksikliklerini tarif edecek. Başkasının arzusu yoluyla, öteki yoluyla kendisini tarif edecek ve kendisini sürekli dönüştürecek hı hı. aslında aşk yoluyla. Ama temel olarak güveni arıyoruz. Tabii. O annemizle kurduğumuz o güvenli ilişkiyi arıyoruz. Zaten Freud da öyle söyler. Aslında aşk demek hani sevgi demek biriyle beraber olma ihtiyacı. O anne ve bebek arasındaki deneyimi yineleme ihtiyacı, tekrarlama ihtiyacıdır ihtiyacıdırlar. En temel ihtiyaç budur. İnsanların aradığı en temel şey budur. E bende bu yok. Sende var olduğunu varsayıyorum ve senden bunu talep ediyorum. Ama o sende de yok gibi böyle bir e, kompleks bir yapı. Ama Onda olduğunu varsaydığın şeyler aslında bir miktar ipucu da oluyor. Tabii. Yani senin yaşamındaki bir takım eksiklikleri tarif etmesi Hı -hı. açısından Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Mesela karşı tarafa atfettiğin, idealize ediyorsun sonuçta. İdealize tabii. Onu idealize ettiğin versiyon aslında bir tür malzeme. Sende eksik olduğunu düşündüğün, sende olursa seni daha iyi hale getirecek bir takım parçaları da tarif evet. etmiş oluyorsun. Evet. İpucu gibi değil mi? Hı -hı. Yani seni etkileyen, heyecanlandıran o şey. Evet. Bak oraya. Ben burada neleri kendim açısından eksik görüyorum hı. ve tarif ediyorum. Hı hı. Heyecan dediğimiz şey doğalsın aslında zaten. O arzuladığım, eksik olduğunu düşündüğüm şey. Ona ulaşmayı istiyorum ki öyle tamamlanacağımı varsayıyorum. Benim değerlerle ilgili de şöyle bir gözlemim var. Yine benzer bir şekilde insanlar tür değerlere çok özen gösteriyorlar. Kendi görmedikleri evet. bir takım şeylere. Yani kendisine zamanında gösterilmemiş olan şeyleri hassasiyet geliştirdikleri için başkalarına kendileri gösteriyorlar. Evet. Mesela terapide de bu çok sık oluyor. Diyor siz bana daha yukarıdan bakabilirsiniz. Daha objektif bakabilirsiniz. Benim görmediğim şeyleri söyleyin lütfen bana gibi oluyor. Bu noktada da hani e, Lacan diyor ki e, analizan, ya yani analizana, analist, analizan Analist susmalı, bir şey söylememeli. Çünkü her konuşma bir sevgi talebidir. Oo, analist bak. konuşursa eğer analizandan bir şey talep etmiş olur. Halbuki o orada senden talep etmek için orada. Mesela. Tabii. Bu noktada da bu yüzden analist konuşmamalı der. Yani onu istiyor aslında arzusu o. Ama analist susmalı, bir şey dememeli orada gibi. Tabii. Çünkü dil problematik bir şey evet. Lacan'a göre. Yani dil yoluyla o eksiklik oluşuyor ve tarif ediliyor ve insan hiçbir zaman kapatamayacağı bir eksikliğe dil yoluyla hı hı. E, erişmiş oluyor. Evet. Merkezinde de o var. Bizi gerçekliğe ayağımızı bastıracak olan şey de zaten bu mekanizmayı belki kavramak. Büyük öteki belki de. Evet. Benim ilgimi çeken tarafı da o. Yani Lacan, şöyle diyeyim. Başta çok karanlık ve ümitsiz gibi gözüküyor ama şeydir ya bazen de realiteyle yüzleşme açısından değişmekle ilgili büyük bir paradoks vardır diye kim söylüyordu hatırlıyor musun? Ee, öyle büyük bir paradoks vardır ki Hı. ancak kendimi var olduğum haliyle kabul ettiğimde değişebilirim. Winnicott mu diyordu acaba bunu İnan ben de hatırlayamadım. Jung da olabilir. Olabilir. Jung galiba. Hı. Büyük yaman çelişki şudur ki ben ancak kendimi olduğum haliyle... Evet. Buna ne diyeceksin? Ben... Bunu da gözlemliyorum. Kendi yaşamımda da gözlemliyorum. Yani başta kabullenilmesi çok zor olan, kastığın böyle, hani bir türlü oraya girmediğin, kaçtığın şeyleri kabul ettiğinde çok da atla deve değilmiş oluyor yani. Evet. Neden böyle oluyor ben de merak ediyorum. Yani kabul ettiğinde ne bu kadar hafifliyor acaba? Çok rahatlıyorsun. Ee, zaten orada da yine bir takım ipuçları var. Kaçtığın şeyler baktığında, o kaçtığın şeylerden kendini kaçmayacak hale getirdiğinde çünkü bir şey de yok yani. Evet. Kaçacak bir şey yok. Yani. Evet. O kadar da korkunç bir şey Tabii. değil aslında. Bize Tabii. böyle kocaman düşmanca bir şey gibi geliyor ama. Ben peki aynı evresine dönelim istiyorum şimdi. Aynı evresinde şöyle hatırlayacak olursak evet. ne yaşıyordu? 18 aylık 6-18 ay arasında evet. bebek ilk defa kendini aynada görüyor ama tam bütünüyle görmüyor. Arkasını kesinlikle görmüyor. Ee, anne onu işte tastikliyor orada onaylıyor. Ee, ona kendini aynada gösteriyor ve çocuk ilk defa orada kendisiyle karşılaşıyor. Ha ben varmışım. Bak bir de öteki var. Evet. Algısı oluşmaya başlıyor. Aynadaki görüntü olarak şey annesi öteki değil mi? Ve anne öteki anne. Tabii. Aynadaki i̇şte. görüntüsü ideal ben. Evet. Bu düzene baba giriyor, Evet. babanın adı Hı. ve şey kırılıyor, oradaki o bütünlük kırılıyor. Evet, omnipotans. Değil mi? Orada işte bu lakancı anlamdaki anne baba çocuk ilişkisi içerisinde aslında belki de o çocuğun gelecek hayatında yaşayacağı aşk ilişkilerinin de bir şeyi var. Tabii ki, tabii ki. Hatta çocuk orada ilk olarak yani çocuğun ilk arzu esnesi anne. Yani dedi ki ya az önce e, annenin nesi arzulanıyor da acaba bakıyor, merak ediyor ki ben de arzulanabileyim, bende de olsun. Bu her iki cinsiyet için de geçerli. Lakan böyle söylüyor. Hem erkek çocuk için hem kız çocuk için ilk arzun esnesi annedir. Sonra diğerleri giriyor araya aslında. Tabii. Ondan sonra baba devreye girince de şeyi anlamaya başlıyor. Ya da çalışma. Yasaları, yasakları. yasakları. Tam da aslında Freud'un ödipal dönem dediği şey. Ödipal dönemde de Freud hani onun ne kadar sağlıklı atlatılırsa, aşk ilişkilerinde o kadar sağlıklı olacağını söylüyorsa. Tam da Lacan'da da bu evre ona denk geliyor aslında. Ödipal bir yanı da var. Hı hı. Arzunun kurulumuyla da ilgili bir tarafı evet. var tabii ki. Evet. O dönemde arzu da kuruluyor. İşte benim e, kendimi hareket ettiren bir şey olarak Petit A e, evet. küçük A nesnesi diye herhalde çevirebiliriz. Lacan'ın tarif ettiği, dışımda tarif ettiğim, kendi eksikliğimi kapatacağını düşündüğüm evet. her tür şey, evet, onları yöneliyorum. Evet. Peki Lacan bu anlamda sana göre aşkı olumluyor mu? Ya da ne olumluyor, ne olumsuzluyor? Bir varlığını kabul ettiği bir olgu mu? Nasıl bakıyorsun o meseleye? Bence sonsuz bir şey olarak bakıyor Lakan aşka Biraz da acı veren bir şey olarak bakıyor. Evet. dedem denen kavram aslında. Acıyla karışık. Acıyla acı, karışık, has bana kalırsa böyle bir yerden çünkü hep bir arayış halindeyiz mesela bazen daha e, histerik karakterler söz konusu olduğunda saplantılı karakterler söz konusu olduğunda bu arzu daha da üst düzeyde oluyor ve belki yaşam boyu hiç kapanmayacak halbuki onu belki yaşamın başka yönleriyle e, yaşamdaki diğer e, oluşumlarla belki kapatabilecek ama e, o arzu sıklıkla o şekilde orada var olmaya devam ediyor bence bu bir e, süre gelen bir hal yaşam boyu da süren bir hal çünkü şöyle aşk sadece aslında iki kişinin arasında yaşanan bir şey de değil mesela e, toplumsal aşk var işte hayvan aşkı var Tabii. bambaşka aşklar var yani siz ikili aşktan ne kadar kaçarsanız kaçın aşk her yerde var Nesneler arasında da aşklar var. O yüzden bence Lacan böyle bir yerden tarif ediyor, hiç bitmeyen, sonsuz, sürekli, sürekli, devam eden, sürekli hayatın hep, dönüşen, içinde olan. hep içinde olan. Belki zamanla bana kalırsa daha böyle sumut hale gelen, düz bir hale gelen bir yerde. Peki ee, ba bazen de yani o şeyin içerisinde nasıl ki ben karşı tarafın arzusunu arzuluyorum, bir yandan da onun arzusunun nesnesi olmuş oluyorum yani. Öyle bir şeye dönüşmeye çalışıyorum. Böyle bir dürtü niye var acaba? Yani niye ben başkasının arzuladığı bir şey oluyorum? Olmak istiyorum. Hı hı, hı. Kendimi öyle değerli hissediyorum. Evet, değer görmek için değil. Mi? Evet. Yani kendimi öyle var olmuş, tamamlanmış hissediyorum ancak. Tamam ben varım, buradayım, seviliyorum, değerliyim. Kendime dair olumlu algılarım pekişiyor orada. Bu yüzden Orada yine tabii ki bebeklik çocukluk dönemine dönecek tabii, olursak tabii. E, burada bunun kıymetli olduğunu görüyorum çünkü değil mi? Yani tabii. arzulanıyor olan çünkü e, bağdan çekilip başka bir yere alınıyor. Evet. evet. Yani sadece anne ve çocuk arasında bir ilişki varken baba tarafından çekilen bir şey anne. Evet. Aa, demek ki arzulanan aynı zamanda yeni bir bağ kuruyor. Tabii ki farklı bir yere gidiyor. Ben bana da olabilir demek ki bu. Yapabilirim. Isim. Dolayısıyla ben de eğer arzulanan biri olursam, Hı -hı. yani o değeri göstermiş olurum, Bir bağ kazanmış olurum. Evet, evet. Orada ama bu denklemi bozan şey işte eee anlattığı kendi kırılganlığımın kontrolünü başkasına vermek. Evet. Yani düşünsene hani insan ne kadar kontrolü seven bir varlık aslında ve bir insan için bu kontrolü bir başkasına bırakmak da ne kadar zor. Diyorum ki ben sana bana güven ver. Bak ben de bu yok diyorum. Yani bu ne kadar aslında acı bir şey bir yandan da. İnsanın bu kontrolle ilişkisi çok problematik geliyor bana bu arada. Evet. Çünkü ben girişimcilik öğreten birisi olarak kontrol odağı kavramı açısından bakacak olursak onun içsel olmasını hep öneriyorum ve doğruluyorum. Yani benim yaşamımı kontrol eden faktörlerin benim dışımdaki bir odakta bulunmayıp hı hı. benim eyleyen olarak evet. kendimi harekette tutmam. Hı hı. Aslında kırılganlığının kontrolünü teslim ederek özlü özne olmaktan da çıkmaya çalışıyorum. Yani al evet. bütün direksiyonu, kontrolü al. Evet. Neden? Zor bir şey çünkü Çok zor, çok zor. Yani sonuçlarının sorumluluğunu almak demek. Onlarla yüzleşmek demek. E mesela şu an günlük hayatta da birçok karar alıyoruz. Bazen karar almakta zorlanıyoruz. Neden? E çünkü o karar bana getireceği olumsuz bir şey var. Ya birinin kalbini kırmış olacağım. Ya param eksilmiş olacak. Ya başka bir şey olacak. Bunları almak çok zor. Eksiği kabul etmek işte o da. Eksiğimizi belki de kabul etmek istemiyoruz çoğunlukla. Evet. Ve... Ee... ...varoluşun o yükünü başkasına aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Gerçekten çok zor bir şey değil mi evet. yani? Evet. Terebilerde de böyle oluyor mesela. Say Benim yerime bunu çöz. Hmm. Bir şey yap lütfen. Lütfen bak ben de böyle böyle bir şey var. Sen bana bir şey söyle. Ben bunu halledeyim. Tertemiz ve berrak olmasını bekliyorlar değil mi? Kesinlikle. Çünkü aslında karşı çıktığı şey ne? Yaşamın karmaşık olması. Evet. Sende de böyle bir formül yok ki evet. kim kime nasıl söyleyebilir? Al bunu dümdüz hale getir bu ipleri çöz diyor mesela. Evet değil mi düğümü? Biz de tam tersi onun terapide gerçeklikle karşılaştırıyoruz işte bak öyle bir şey yok. Aslında tıpkı o ayna evresindeki gibi Laka'nın ayna evresindeki gibi orada danışan da analizan diyeyim e, Laka'nın tereniyle e, terapisti orada analisti yüceleştiriyor. Omnipotan biri olarak görüyor. Her şey muktedir, her şey kadir bile olarak görüyor başta. Ne oluyor? Daha sonra terapist orada yeterince ilk anne kavramını oynuyor. Tamam başta onu idealize etmesi okey ama bak ben de bunun çözümü değilim. Benim de bir takım eksikliklerim var. Bunu da biz karşı tarafa aktarmış olup onu bu gerçeklikle yüzleştiriyoruz aslında. Hani diyoruz ya hep gerçeklikle nasıl bir araya geliyoruz? Terapi, de, terapi bağlamında bu şekilde oluyor. Çok güzel bu. Yani Lacan'ın da Tam sevdiğim tarafı bu. Evet. Yani hepimizin sahip olduğu bir takım problemler var. Hı. Hepimizin içinde yaşadığı bir takım karmaşıklıklar var. Hı hı. Bu sana özel bir şey değil. Evet. Bu sıkıntıyı yani sadece sen yaşamıyorsun. İnsanın varoluşuyla ilgili temel evet. bir paradoks Evet. Bu. evet. evet. Bu sen çok... busun demek yani. Sen böylesin. Eksikliklerin var ve bunu kabul et. Bunlarla ne yapabilirsin? Ona bak. Bu da çok uzun bir süreç tabii ki. Tıpkı o bebeklikte oluşan sürecin nasıl uzun olması gibi terapi bağlamında da uzun süren bir süreç. Bunu içselleştirmek, kavramak kolay bir şey değil yani. Yine Laka'nın dışına çıkan bir soru soracağım deneyim Hı. alanından. Yani şöyle düşünelim büyümeyi geciktiren, reddeden, realiteyle yüzleşmesini çok geç yaşlarda yaşayan insanlar var. Zor bir şey çünkü. Realite de ...bir yandan da biraz sıkıntılı bir kavram. Yani orada... ...insanın... ...her şeyiyle... ...teslim olup... Hı -hı. E, ...bu realiteyle barışması... ...da da problematik bir yön var... ...benim açımdan en azından. Çünkü ben insanın... ...realiteyi zorlayan ve o realiteden... ...kendi hayallerini çıkarabilen bir varlık da... ...olabileceğini düşünüyorum evet. aynı zamanda. Sen Senin görüşün bu noktada nedir? Yani... Bireylere realite ile yüzleşme becerisini kazandırırken bir yandan. Onların elindeki o hayal kurarak kendini daha iyi bir yere çekme dürtüsünü almamayı nasıl hallediyorsun. Hı hı. Şöyle, bu, bu çelişkileri evet, dinle düşünürsün evet. şöyle aslında bu da çok zamanla gelişen bir kavram bu çelişkileri yavaş yavaş böyle bunu yapacağım kabul ediyoruz başta onları ama şöyle bir kavram var terapide yaptığımız o kişiden gelen o idealizasyonlar işte ben şöyle biri olacağım ben bunu bunu yapacağım kabul ediyoruz başta onları onları hemen reddedip bir gerçeklikle yüzleştirmek söz konusu değil bu çok yanlış bir şey olur önce alıyorum ha bak senin böyle bir ihtiyacın senin böyle bir arzun var kapsıyorum kabul ediyorum tabii ki bunu söz ...gözlerle değil ama <laughs> duruşumuzla, e, bir takım kapsayıcılığımızla anlamaya gayret ediyoruz. Ben bunu kabul ediyorum önce bir. Daha sonra yavaş yavaş artık gerçekliğe tamam sen bunları bunları hayal ettin... ...kabul ediyorum bunlar senin istediklerin. Ama bundan sonrasına bakalım gerçeklikler ne? Aslında gerçekliklerle böyle sert bir şekilde yüzleşmeye de gerek yok. Yani e, gerçekliği tamam az bir şey kabul ettim. Bunlar bunlar var bu hayatta. Kendi özelliklerim neler? ben bu özelliklerle bunlarla nasıl başa çıkabilirim? Her şeyle başa çıkacağız diye bir kaide yok. Şimdi bu da çok yanlış bir şey. Mesela sosyal medyada da böyle yansıtılıyor. Sen çok güçlüsün. İşte sen bununla baş edebilirsin. Bak böyle böyle bir şey yok. Bu da büyük bir yanılsama tamam. bence aslına bakarsan. İnsanı tamamen orada muktedir kılmak. Tamam. O da yanlış bir şey. Eksikliklerimizi de orada kabul etmemiz gerekiyor işte. Bazen de her şeyi kontrol edemeyeceğimizi. Hayatta ikiliklerin de olduğunu. Hayatta böyle iyiliklerin, böyle kötülüklerin de olduğunu ve bu kötülükler küsmemek aslında. Yani bu kötülükler var ve bu kötülükler bana zarar veriyor deyip orada durdurmamak kendini, potansiyelini bırakmamak. Çok güzel. Pürüzler içerisinde hareket etmeyi öğrenmek lazım. Evet, zaten. o kötülüklerle dans edebilmek. Bunlar da var. Yani çünkü şöyle hani yine şeye döneceğim. Hep böyle üniversite hayatında her şey mükemmel olacak. Ben mükemmel insanlarla karşılaşacağım diye bir varsayımla çıkıyoruz ve bir bakıyoruz. Çeşit çeşit insan var. Tamam, böyle bir insan var ama bu insan benim kişiliğimi tanımlamıyor. Onu karaktere saldırı olarak algılamamak, kişinin kendine yönelik bir saldırı olarak algılamamak. Onu da onun eksikliğiyle kabul etmek ve yoluna devam etmek. Bu burada var bu zorluk. Tamam, devam et. Senin yanında bu zorluk devam et. Hani ötelemeye çalışma gibi. Ya da kaçmaya çalış. Kaçmaya çalışma. Evet. Bak sadece bir şey yapmana gerek yok o gerçeklikle. Bak. Tut. Zor. Tamam ama devam et. İçerik üretici olarak benim zamanla kazandığım şeylerden birisi bu arada bu Merve. Ne oluyor? Haksız yorumlar yapılıyor mesela. Evet. Haksız hani Alenen haksızları da var. Önce insanın ilk dürtüsü kendini izah etmek oluyor. Sonra şeyi yavaş yavaş çözüyorsun. Derdi kişinin kendisiyle daha çok. Sana yorum yaparken yani özellikle seni hiç tanımayan bir insan seninle ilgili büyük büyük yorumlar yapınca orada mevzunu sen olmadığını anlıyorsun yavaş yavaş. Kendiyle bir derdi var. Evet. Bir şeyi sana transfer ediyor aslında. Evet kendi geçmişindeki belki yaşamış olduğu Kesinlikle. başka bir insanla yaşadığı Kesinlikle. şeyi oraya yansıtıyor. Projektif identification yapıyor. Kesinlikle. Kendinde hoşlanmadığı bir şeyi sende temsil ederek e, o nefreti onun üzerinden yaşıyor. Bütün bunları sonra şunu fark ediyorsun. İ. Bir dakika ben buna cevap vermek zorunda değilim ki. Evet. Öyle durabilir yani. Evet, evet. Bir savunma ihtiyacı hissetmemek orada yani. İ. Yani onun yorumlarının benim üzerimden akıp geçmesine izin vermek. Evet. Bir de bazen sanki söylenen şey tek seçenekmiş gibi. Sanki sadece benim sevilebilirliğime yönelik bir şey söylüyormuş gibi onu söylediği şey. Öyle algılıyoruz. Halbuki onun da çok varyasyonları var. Belki farklı biçimlerde söyler Ve bu da bizi nesne ilişkilerine götürüyor aslında. Kermerk diyor ki e, mesela... E, diyelim ki annen çok talepkar bir anneydi ve senden bir şey istedi. E, sürekli onu yapıyorsun ve talepkar bir anne algısı oluştu. Yarın bir gün yolda yürürken bir teyze şu poşetlerini taşırmasın dese onu da talepkar biri olarak algılayacaksın belki. Halbuki bambaşka bir amaçla sana onu söylemiş olabiliyor. Ama senin kendi kafandaki o nesne algısı neyse sen o pencereden bakıyorsun. Bu çok önemli bir şey. Yani bununla yardıma varmak da kişinin kendisini tanımasının yolundan geçiyor. Kendi eksikliklerini, kendi e, o çatışmasının diğer yönünü görmekle ilgili oluyor. Çok güzel Merve. Ee, bu parantezi unutmayalım. Ee, lakan sohbetini burada tamamlıyoruz. Ama ileride biz senle öğrenmeye devam ettiğimiz için muhtemelen yeni evet. bir lakan yapacağız. Ben de çünkü şeye devam ediyorum. Lakancı Forum çok da keyifli gidiyor. Şahane. Yani. Biraz buraya üçüncü bölümde girelim istiyorum. Yani hı hı. kendini bu tarz incelikli noktalarda fark edip, kendi üzerinde çalışmak, büyümek, sosyal medya üzerinde işte bu bahsettiğim yorumlar gibi şeylerle ya da başka insanların görüşleriyle nasıl mücadele edeceğim, bu bu tema üzerine üçüncü bölümde konuşalım istiyorum. Çok teşekkürler hı hı. bu keyifli ben sohbet için. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.